Merhaba arkadaşlar. Kanalın yorumlar satırına çokça yazdığınız bir konuya açıklık getirmek için bu dersi çekiyorum. Başlamadan önce ofisinizin kaç bit olduğunu şöyle öğreniyorsunuz. Ben diye geçen derslerde ara ara anlattım. Bir daha bir ders olarak anlatma ihtiyacı duydum. Çünkü sürekli sorular gelmeye devam ediyor. Öncelikle dosyadan şu hesap menüsüne gelip şuradaki Excel hakkında tıkladığınız zaman şurada arkadaşlar 32 bit mi 64 bit mi yüklü olduğunu görebilirsiniz bilgisayarınızda. Şimdi 64 bit ofis niye kullanıyoruz veya 32 bit ofisi niye kullanıyoruz onu anlatayım size. 2 GB'dan büyük dosyalarla çalışmak için 64 bit ofis tercih edebilirsiniz. 2 GB'a kadar olan dosyalarla çalışmak için 32 biti tercih edebilirsiniz. Eğer örneğin 4 GB boyutunda bir dosyanız varsa ofisiniz 32 bit ise bu dosyayı açmaz arkadaşlar. Ama 64 GB'lık 64 bitlik bir ofis kullanıyorsanız yani yaklaşık 8 TB boyutuna kadarlık bir dosyayı bile açabildiği söyleniyor. Tek farkı bu. 32 mi 64 mü tercihinizi bu amaçla yani kullanacaksınız arkadaşlar. Ama ben 2 GB'a kadar dosyayla açıkçası bugüne kadar karşılaşmadım. Ama 500 MB, 600 MB, 800 MB'a kadar dosyalar gördüm yani özellikle Excel'de gördüm mesela. Daha büyük dosyalar ile çalışacaksanız öyle bir durumdaysanız mutlaka 64 biti tercih etmeniz lazım. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bazı arkadaşlar şu standart komponentleri butonların dışında bazı eklemeler nasıl yapılır? Örneğin bir şöyle scroll bar nasıl kullanılır? Date time picker nasıl kullanılır? Vesaire bunları nasıl buraya getiririz ve kullanırız? Burada nasıl özelleştiririz? İşte onu getiriyorsunuz ama şu ayarları değiştiremiyorsunuz. Bunun sebebi arkadaşlar şudur. Öncelikle 64 bitte bunların çalışmadığını biliyoruz. Ofisiniz eğer 64 bit ise mutlaka 32 bite değiştirmeniz lazım 32 bitle. Ofisinizin 32 bit olduğunu kabul ederek şunu yapacaksınız ondan sonra arkadaşlar. Tabii eğer şunları yani ben şu anda neden şu komponentleri görüyorum? Ben de bir OCX dosyası yüklü olduğu için. Bunu da birazdan söyleyeceğim. Şuradaki örneğin şu Date Type Picker'a tıkladığım zaman bakın aşağıda C, Windows, CS, WoW 64'ün içerisinde MS.com CT2 OCX dosyasından geldiğini görüyorum. Mesela şunu seçiyorum. Bu işte Entity Picker DLL dosyasından geliyor. İşte şu Flat Scroll Bar yine MS.com CTL2'den geliyor. Başka mesela Status Bar vardı. Örneğin ya da şuradaki Windows Media Player bu otomatik geliyor zaten var hepinize de var. Bunları bu şekilde buradaki DLL veya OCX dosyalarından geliyor. Şimdi öncelikle internette giriyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. MS-CT2 OCX şöyle yazın. Hemen şurada ocxme.com diye bir siteden şuradan bu linke tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şuradan indir diyeceksiniz. Ben robot değilimi seçtim. Şimdi burada birkaç versiyonu var. Şu en son versiyonu bu. 98.16. Buraya tıklıyorum. Ve şöyle tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosyam iniyor. İndikten sonra aç diyorum. Bu dosyayı masa üstüne atıyorum arkadaşlar. Şurada OCX dosyasını masa üstüne attım. Tamam. Şimdi bir de işletim sistemi ile ofis arasında hiçbir yani bir ilişki yok. İşletim sisteminiz 32 bit de olsa, 64 bit de olsa sıkıntı değil. Şimdi mesela bendeki işletim sistemi 64 bit. Eğer sizde 32 bit ise, bakın şuraya yazayım.
Windows işletim sisteminiz 32 bit ise, bir de 64 bit ise, 32 bit ise C Windows sistem 32'nin içine kopyalayacaksınız. Eğer 64 bit ise sizde, yine işletim sisteminizin C kurduğunuzu farz ediyoruz. Windows CSU 64'ün içerisine bu dosyayı alacaksınız arkadaşlar. Bakın 32 bit işletim sisteminiz varsa şu yolu takip edeceksiniz. Yani buraya dosyayı alacaksınız. İşletim sistemimiz 64 bit ise şuraya dosyayı alacağız. Baktık az önce. Nasıl baktık? Şuradan baktık. Bilgisayarımın üzerinde sağ tuş özellikler dedik. İşletim sistemimizin 64 bit olduğunu gördük. Dolayısıyla bu dosyayı ben kopyalıyorum. Geliyorum arkadaşlar. C'nin içerisine, Windows'un içerisine, CSVOW 64'ün içerisine giriyorum ve buraya yapıştırıyorum. Dosyam zaten var, soruyor, değiştir diyorum. Eğer sizde 32 bit ise şu klasörün içine yapıştıracaksınız arkadaşlar. Bakın, bunu karıştırmamanız lazım. Bu işlemi de yaptıktan sonra başlat menüsüne CMD yazıp, MCD yazıp sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Eğer 32 bit ise zaten doğru yerdesiniz. Sadece şunu yapacaksınız. 32 bit ise reg diyeceksiniz. Reg svr 32 ms john ct2.ogx yazıp enter'a basacaksınız. Ben de 64 bit olduğu için ben buradan çıkıyorum. cd nokta nokta enter cd csw yazıp tab tuşuna basıyorum. Ya da vol da yazabilirim ama şöyle tab tuşuna basarsanız caps lock'un üstündeki tuşa, kendisi zaten size arar bulur. Enter'a basacaksınız. Şimdi bende kurulu olduğu için ben önce bir sileceğim arkadaşlar dosyayı. Bakın şöyle siliyorum. Reg svr 32 slash u uninstall'dan geliyor. Şuradaki u harfi oradan geliyor. Önce siliyorum şu anda. Register'ını kaldırıyorum. ms co yazıp tab tuşuna basıyorum. Hemen dosyamı bulup enter'a basıyorum. Bakın başarıyla gerçekleştirdi. DL Unregister Server başarıyla gerçekleşti. Yani şu anda bilgisayarından kurulumu kaldırdım. Ve baştan anlatıyorum. Tabii siz bunu yapmayacaksınız. Bende kurulu olduğu için ben önce kaldırdım. Şimdi tekrar kuracağım. Yine reg svr 32 boşluk ms job tab tuşuna bastım. ct2ogx'i buldum. Enter tuşuna basıyorum. Ve register başarıyla gerçekleşti. Bu mesajı aldıktan sonra Excel'i kapatıyorsunuz. Ve arkadaşlar bir daha açıyorsunuz. Bakın bir daha açıyorum. Şimdi geleyim geliştiriciye. Hemen şurada sağ tuş. Zaten daha önce işaretlemiştim. Hemen şuradan date picture'ı böyle kaldırıyorum önce. Bak gitti. Sonra tekrar işaretliyorum. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi şu anda sayfam formun içine aldım ve buradan custom'ını açıp kendime göre ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Yani Office 64 niye kullanıyoruz? 32 bit'i niye kullanıyoruz? Onu anlattım. Bu programın yani şuradaki bazı komponentlerin 64 bit işletim Office sisteminde çalışmadığını söyledim. Hepinize tavsiyem, eğer 2 GB'dan büyük dosyaları çalışmıyorsanız şu 64 bit'i kaldırın. Sadece 32 bit Office yükleyin. Ardından işletim sisteminize bakın. 32 bit ise şu indirdiğiniz dosyayı, az önce indirdiğim şu dosyayı Windows sistem 32'ye yapıştırın. Eğer 64 bit Windows kullanıyorsanız da bu 64'ün içine kopyalayın. Arkasından CMD'yi yönetici olarak çalıştırıp şu kodu yazıp enter'a basın. Ondan sonra bir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Burada anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.